Herkese merhaba arkadaşlar. Gel gel yaklaş. Yaklaş. Güneşte çekim yapmayalım. Böyle biraz gölgeye kaçalım. Yoksa güneşte artık pişeceğiz. 400 metrekare arası içerisinde çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. Full eşyalı içerisinde gerçekten 1 milyonun üzerinde eşya var. Havuzlu, kendine ait park alanı bulunan akıllı sistem yerden ısıtmalı. Muhteşem bir villa izleyeceksiniz. Sana gel dedim ben geldim. Bak böyle de tam tersi bir iş yapıyoruz. Çorumluyuz sonuçta. İki tane villamız vardı. Bir tanesi satıldı arkadaşlar. Otomatik açılır kapanır bir araç giriş kapısıyla giriş yapıyorsunuz. İki araç park edebilirsiniz. Hemen ortada bir havuzumuz var. 30-35 metrekare civarında net bir kullanım alanına sahip. 400 metrekare arsı içerisinde Taş duvar yapılmış. Üst tarafında ahşap bir korkulukla gerçekten harika duruyor. Evin içerisinde şöminemiz de var. Eşya da döşeli. Sadece şu an kişisel bir çantanızı, bavulunuzu alıp tatile gider gibi hemen taşınabileceğiniz bir ev. Fiyatını söylemedim değil mi? 21 milyon 500 bin TL. 21 milyon 500 bin TL dedim Efeler Mahallesi'nde. Cadde üstündeyiz. Öyle çok aktif bir cadde değil. Böyle ses gürültü olmaz. Bu konuda da şüpheniz olmasın. Okula yakın, koleje yakın, denize maksimum 3 kilometre mesafede market, restoran hemen karşımızda zaten İstediğiniz yerde bulabilirsiniz. Şöyle bir evin etrafını gezelim mi? Evin etrafını gezelim. Bildiğiniz gibi artık villaların fiyatları özellikle bu tarz villaların fiyatları 30 milyon civarına dayanmışken 21 milyon 500 bin TL'ye bence böyle bir villa sahibi olmak çok daha güzel olacaktır. Mutfaktan çıkabileceğimiz güzel bir oturma alanımız var. Gerçekten şık duruyor. Güvenlik kameraları takılı. Alarm cihazımız da yani mevcut arkadaşlar. Güvenlik kamerasıyla geliyor. Yani bu evde hiçbir ihtiyacınız eksiğiniz yok aslında. Hemen gelip taşınacaksınız. Burada da güzel bir barbekü ve lavabo yapılmış. Şık olmuş. İsterseniz duvarlar bir tık daha yükseltilebilir. Eğer bu kadar alçak duvarlar istemezseniz. Şu villaları hatırladınız mı? Geçen senelerde bunları tanıtmıştık. Tabi şu an o zamanki fiyatlar da yine bundan yukarıdaydı. Şu an mesela bu tarz villaların fiyatları 30 milyon civarında. Zaten izliyorsunuz kanalımızda. L şeklinde güzel bir bahçe yapılmış. Sona kadar devam ediyor. Direnaj sistemi var arkadaşlar. Evin tamamının altında. Gösterelim hatta orayı. Girişimiz burası. Şurada bakın burada bir boru var. Böyle çirkin gözüküyor gibi düşünmeyin. Bunu kapatacaklar şimdi. diremez sistemi iki taraflı. Boru sistemi temelinin komple etrafını çevirerek geliyor. Yani rutubet nem olma gibi bir ihtimali bu evde bulamazsınız. Olmaz. Şurayı da belki depo yaparsınız. Evin yan girişi olduğu için şöyle küçük bir depo konulabilir. Güzel de olacaktır. İki taneydi. Bir tanesi İnşaat halindeyken satıldı arkadaşlar. Çok hızlı satıldı. Burası da büyük ihtimal çok hızlı satılır. Bu hafta inşaat bitti. Biz de hemen tanıtımı yapmak için geldik. Burada da güzel bir salıncağımız var. Eşyalar çok güzel. Ev çok güzel. Detaylarına kadar her şeye bakacağız. En ince ayrıntısına kadar bakacağız. İnceleyeceğiz. Ben şimdi girerken dedim ki kesinlikle müteahhit abi de bizleydi. Beraber gezdik evi. Dedim kesinlikle bir tane eksik bulurum bulamazsın dedi ben bulurum dedim bakalım bulabileceğiz mi güzel bir ev gezeceğiz 400 metrekare arası içerisinde harika bir villa bence burayı sonuna kadar izleyin 21 milyon 500 bin TL içeride buluşalım. Evet arkadaşlar sıra içeride. Keşke herkes böyle terlikle karşılasa bizi değil mi? Galoş giyiyoruz ayağımıza ya da galoşsuz giriyoruz sonra bize kızıyorlar. Böyle terlik koyun eve. Müteahhit firmalara sesleniyorum. Terlik koyun ya da terlik hediye edin bize. Yani birer tane terlik hediye edin biz de onları evde kullanalım. Unutuyoruz çünkü. Gayet güzel bir girişimiz var arkadaşlar. Ev gerçekten çok güzel. Cadde üstünde, merkeze yakın, sağlık ocağına, sen pazarına, denize yakın harika bir villa izleyeceksiniz. Sağ tarafta yukarıya çıkış merdivenleri, sol tarafta audio sistem, akıllı sistem, kumanda panelimiz ve onun yanında da böyle güzel bir vestiyerimiz var. Gerçekten şık. Şurada da oturma yerimiz var. Şimdi bu vestiyerin şöyle bir güzelliği de var. Bakın. Şöyle açtığınızda da Ana şartel burada. Çok güzel olmamış mı, değil mi? Kapatıyorsun tertemiz hiç gözükmüyor. Çok da güzel şık bir görüntü ortaya çıkmış. Altında da çekmece var. Şimdi devamında salon mutfağa geçiyoruz ama ondan önce biz şurayı bir gösterelim hemen. Gayet güzel bir banyo lavabomuz var. Alt katta oda olduğu için banyo lavabo da şart tabii ki. Duşakabinin içerisinde 95 santimlik bir boşluk var. Ankasya şekilde duvarın içerisinden gelmiş SPC marka kullanılmış niş yapılmış güzel olmuş. Vitra'nın gömme rezervuarları ve burada havlulara, sabunlara kadar her şey hazır. Sıvı sabunumuz bile var. Zeytinyağlı tabii ki başka. Ne olabilir ki sıvı sabun? Gayet güzel. Şöyle devam edelim. Merdiven altını beğendim arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel olmuş. Eğer evin içerisinde sürekli yaşayacaksanız burayı botanik bir bahçe gibi evin içerisinde yetişen ve karbondioksit fazla üretmeyen bir bitki seçerseniz çok daha güzel olur ve burada sulamış da olursunuz. Zaten bunun altında yine mermer var. Burada güzel bir e, görüntü yok mu değil mi? Buraya birkaç tane fotoğraf koyacaksın. Harika duracak. Çok güzel bir salon mutfağımız var. Şöyle bir mutfağı ve salonu gösterelim. Sonrasında detaylara bakarız. Şöminemiz mevcut dedik. yerden ısıtmamız var. Bakın bu çok önemli. Yerden ısıtma. Ben hiç hayatımda yerden ısıtmalı evde oturmadım arkadaşlar şu ana kadar. Artık bundan sonra oturacağız inşallah. Ama şöyle bir olay var. Yerden ısıtma kullanan herkesin dediği tek şey var bana. Ya gerçekten muhteşem bir şey. Başka yerden ısıtma olmayan bir evde oturmak istemem gibi cümleler duyuyorum arkadaşlar sürekli oturanlardan. Tabii ki güzel bir şeydir. İki tane çok şık koltuğumuz var. Bu koltuklar e, nereden geldi derseniz Kartal Mobilya'dan. Bu hemen benzinliğin yan tarafında e, Didim içerisinde, merkezde bir benzinlik var. Benzinliğin yan tarafında Beko ile Kartal mobilya yan yana. Zaten ikisi de Harun Kartal'ın. Gittiğinizde yardımcı olur. Adımızı söyleyin, yeter diyeceğim. Böyle bir artistik yapacağım. Gayet güzel bir burada. Gördüğünüz gibi klimamız mevcut. Şimdi salon mutfak harika olmuş ama eşyalar bana göre çok daha güzel olmamış mı? Değil mi? Çok şık duruyor. Bak burada bir ahşap detay var. Ön tarafta da orta sehpayı ahşap detaylarla süslemişler. Dönmüşler televizyon ünitesinin arkasında. Gördüğünüz gibi o fon yine ahşap renkte. Gayet güzel. Modern ve böyle eski harmanlamışlar gibi değil mi? Gayet güzel bir şöminemiz var. Ya odunlar hazır ya. Şimdi çakmak olsa çakacağım buradan yakacağız durduk yere yazın ortasında. Böyle hazır bırakmayın. Gerçekten güzel bir şömine. Şimdi şuraya da bak şunu buradan alacağız. Bunu böyle koysak. Şuraya birkaç tane böyle meşe odunu. Meşe odunu yuvarlak şekilde kesilmiş meşe odunları şöyle dizdiğimizde çok güzel bir görüntü ortaya çıkar. LED aydınlatmalar her yerde var. Gelelim mutfak kısmına. Beyaz eşyaların tamamı Beko marka arkadaşlar. Güzel bir tezgah yapılmış buraya. 3 tane bar sandalyesi konmuş. Bu bar sandalyeleri değişecek onu söyleyelim. Çünkü tam alta girmediği için daha alta giren ve bu alanı daraltmayan bir tane bar sandalyesi gelecek. Elektrikli ocağımız var. Mikrodalga ve fırınımız, buzdolabımız Beko marka. Beko bildiğiniz gibi Türkiye'de üretilen Türkiye'nin en iyi markalarından bir tanesi. Burada da bir kahve makinemiz var. Ev gerçekten güzel arkadaşlar. Çok da şık yapılmış. Tezgah şekilde geliyor ve şu iş kısımlara da bakalım. Şimdi burada bir kaşıklık eksik. Bak eksik bulurum dedim. Ben e, az önce müteahhit abimizle de gezdik. Dedi ki Emre sen eksik bulursun gene. Kesinlikle bulurum dedim. İlk eksiği buldum. Şurada bir kaşıklık lazım. Bu çok önemli. Basit şeyler. Yine led detay var burada. Füme camların içerisinde çok güzel detaylar verilmiş. Ve şu büyük gergi tavan gibi düşünün. Ama daha büyük bir led aydınlatma aslında evin her tarafını geziyor. Çok şık bir görüntü ortaya çıkmış. Alt katta bir tane de odamız var. Arkadaşlar şimdi bu evin en büyük özelliğini söyleyeyim size. Ev projede neyse şu an yapılmış şekli de bu. Yani ön tarafa biraz iskandan sonra açayım, sağ tarafı açayım, sol tarafı kapatayım gibi bir şey yapmamışlar. Ev projede neyse onu yapmışlar. Gerçekten güzel bir ev olmuş. Çift kişilik bir yatağımız var. Orada güzel bir dolabımız var. Yine klimamız burada. İki tane yatak başlığında aplik var. Beyaz ışık. Bunlar renk değiştiriyor mu? Değiştirmiyor. Yine beyaz olarak kalıyor. Buradan bahçe kısmına da geçebiliyorsunuz. Gayet güzel bir salon değil mi? Salon diyorum. O da. Çok güzel değil mi? Şöyle bir gösterelim mi? Baştan başa. Yataklar da iyidir bence güzel. Hangi marka bunlar? Markalarını da söyleyelim. Sonuçta para verecekler de mi insanlar? Açamadım ama büyük ihtimal yataş olması lazım. Biz burayı da dağıttık. Şöyle hemen kapatalım, görmesin kimse. Devam edelim. Salon mutfağı bir daha gösterelim yukarıya doğru da çıkalım artık. Aşağıda çok zaman kaybettik. Merdivenler çok hoşuma gitti. Gerçekten merdivenler çok hoşuma gitti. Neden? Şu olay var. Hemen bir yaklaş şöyle bir gösterelim. Bakın böyle direkt dönmüyor. Bir adım atıyorsunuz. Şurada büyük bir es veriyor. Kocaman bir açıklık var. Sonrasında devam ediyor. Yine LED aydınlatmalar var. Sensörlü şekilde bunlar. Siz adım attıkça yanıyor. İnerken ya da çıkarken o sensör sizi takip ediyor. Şimdi geldik en üst kata. İki katlı dublex bir villa sahibi olacaksınız. Bu katta 3 adet odamız var. Bir tanesi ebeveyn banyolu. Bir tanesinde çok geniş bir balkon var bir tane de genel kullanım banyo lavabomuz var. Oradan başlayacağım. Hemen gösterelim. Yerden ısıtmamızı söylemiştik. Tekrarlayalım. Güzel bir banyo lavabomuz var. Şimdi çamaşır makinesi. Burada termosifonumuz var. İsterseniz kurutma makinesini buraya alıp termosifonu da buraya alabilirsiniz. Ya da kurutma makinesi de buraya yerleştirebilirsiniz. Dolaplar dalgalı şekilde güzel olmuş. SPC marka ve ECA markalar kullanılmış. Vitra'nın gömme rezervarı. Şu duş alanını bir gösterelim. Akardiyon. Biri bana geçen yorum yapmış. Demiş ki, kardeşim akordiyon değil akardiyon. Ben de akardiyon diyorum ama hızlı konuşunca demek ki öyle anlaşılıyor. Gayet güzel bir banyo lavabomuz var. Geniş bak. Şurayı kapattığımızda bu genişliği hissedebiliyorsunuz. Gerçekten 120 santim civarında bir boşluk var ki bu boşluk da çoğu evin duş alanından geniş. Burada da yine havalandırmayı dışarıya vermişler. Gayet güzel olmuş. Hangi odadan devam edelim? Bu odaya bakalım mı önce? Gelelim misafir odasına ya da genç odasına. Burası iki tane tekli yatak yerleştirilmiş. Tabi biraz daraltmış. Bunu da araya koyduktan sonra o biraz dar olmuş. Yani bunu aradan çıkartıp birleştirdiğimizde çok daha geniş bir kullanım alanı elde edebiliriz. Yatağı böyle sığdırsak durur. Tek kişilik yatak da burada olurmuş. Aslında tek kişinin bir tık üstü Burada harika olurmuş. Arkada küçük bir balkonumuz var. Oraya çıkmayacağız. Önde bir balkonumuz var. Oraya bakarız. Burada da böyle bir boy aynası. Şimdi şöyle bir olay var arkadaşlar. Siz eğer derseniz ki ya ben şu yatağı beğenmedim. Bunun yerine farklı bir yatak alayım. O da konuşulabilir. Zaten e, bu eşyaların alındığı yerde yine bizim çok samimi olduğumuz sürekli çalıştığımız insanlardan bir tanesi. Bu yüzden çok sorun olacağını zannetmiyorum. Zaten müteahhit firmayla da araları çok iyi. Çift kişilik bir yatağımız var. Ebeveyn odası burası arkadaşlar. Gayet güzel bir oda. Bakın şunu tekrarlamak istiyorum. Burada projeye aykırı bir metre dahi çıkılmış bir alan yok. Yani proje neyse belediyeye gittiğinizde ben projeyi görmek istiyorum dediğinizde çıkacak sonuç bu arkadaşlar. Çift kişilik yatak artı bir dolabımız var. Ve burada da bir jacuzzi'miz var. Şu jacuzzi olayı tekrar geri geldi biliyor musun? Eskiden vardı sonra bir ara unutuldu şimdi tekrar geri geldi güzel bir olay ama tabii bunun da bir kültürü var bence yani jacuzzi'nin bir kültürü var bizde o kültürü yok arkadaşlar ben jacuzzi sevmiyorum yani suyun içine girip suda saatlerce beklemek bize garip geliyor nedense İngilizler çok seviyor ama tabii ki zamanınız varsa bence eğlenceli bir şey olabilir güzel de olabilir. Burada da vitranın gömme rezervuarı var. Havlu dolabımız yapılmış. Şöyle bir odayı tekrar bir gösterelim mi? Güzel bir oda değil mi? Bak perdeler birbiriyle çok uyumlu. Çok güzel olmuş. Gerçekten harika yapmışlar. Burada da yangın alarmı var bu arada. Akıllı sistemin özelliği arkadaşlar. Burada da bir yangın alarmımız var. Şu merdiven boşluğunu bir daha gösterelim. Sonrasında son odamıza bakalım. Şöyle göstersen çok güzel değil mi? Bak harika duruyor. Şu boşluk gerçekten geniş. Devam edelim. Sonra da son odamıza bakalım. İşte burası biraz daha genç odası gibi, değil mi? Böyle biraz daha nasıl diyelim genç odası ya yani 20 ile 25 yaş arası bir oda gibi geldi bana. Tabi renklerde biraz daha oynarsak gayet güzel bir odamız var. Çift kişilik yatak burada L şeklinde bir dolap artı buraya bir makyaj masası ya da şifonyer olarak kullanabileceğiniz bir dolap bırakılmış. Gayet de güzel olmuş. Şık, tertemiz bir balkon var burada. Bakacağız şimdi. Gerçekten harika. Bu arada perdeleri büyük ihtimal Şahin perde yapmış olabilir. Eğer sevdiyseniz onların da numaralarını veririm arkadaşlar. Siz de kendinize eşya alacaksanız aramanız yeterli. Şimdi geldik balkon kısmına. Güzel bir oturma takımımız var burada. Zaten dışarıya koyacağınız takımları çok böyle e, yıpranacak ürünlerden almayın. Çünkü buranın güneşi gerçekten yakıyor. Buranın güneşi öyle bir yakıyor ki. E şurada insan kurur ki bu eşyalar bir iki sene sonra ne olacak göreceğiz. Tabi bunlara bir şey olmuyor. Bambu ama bunlar gayet güzel geniş bir balkonumuz var. Şu havuzu bir göstersene şuradan yukarıdan bir bakalım. Drone uçuracağız ama drone'da da böyle çok görüntü alabileceğimizi zannetmiyorum. Gayet güzel bir ev gezdik. Bakar mısınız havuza tertemiz. Şu an insanın bu havuza atlayası geliyor. Ama yapamıyoruz. Mesai saatleri içindeyiz ki mesai zaten dışında da olsak atlayamayacağız. Yüzme bilmiyorum. Şimdi bana kızacaklar gene öğren artık diye. Gerçekten öğrenmem lazım artık. Bana birinin yüzmeyi öğretmesi lazım ama o cesaret de bende yok arkadaşlar. Su gerçekten beni korkutuyor. Böyle tamam denizde bir yere kadar gidiyoruz ama sonrası korkutuyor yani. Sonra gittiğimizde geri dönemezsem gibi şeyler kafamdan geçiyor. Güzel bir villa gezdik. 21 milyon 500 bin TL ile sizi bekliyor. Gerçekten harika olmuş. Bahçede direnaz sistemi var. Kendine ait park alanı var. Tamamen müstakil akıllı sistem yerden ısıtmalı ve güzel olmuş. Eşyalarıyla birlikte satılık 21 milyon 500 bin TL'ye sizin olabilir kendinize. Çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.